Bir dakikanızı rica ediyorum. Daha sonra hemen Clapeyron denklemine geçeceğiz ve bakalım nereye kadar gideceğiz. Geçen hafta faz geçişleriyle ilgili öğrendiklerimizi hatırlarsak faz diyagramı çizmiştik. Sıcaklık basınç düzlemi kullanarak ve burada bir yerde üçlü nokta vardı. Bu özel bir noktaydı. Üçlü nokta sıcaklığında ve üçlü nokta basıncında ve burada gaz, katı beraberce mevcut olma çizgisi vardı. Bu sonsuza kadar devam ediyordu ve gaz, sıvı beraberce mevcut olma çizgisi ve kritik nokta. Bunun etrafında dolaşmak mümkündü. Sıvıdan gaza geçerken bunun etrafından dolaşıp hiçbir faz geçişi görmeyebiliyordunuz. Bir de katı sıvı beraberce mevcut olma çizgisi vardı. Bunun eğimi genellikle negatifti. Dünyadaki en önemli iki madde hariç. Su ve silikon. Dolayısıyla su ve silikon için bu eğim pozitif. Su ve silikon. İşte dünyadaki yaşamın sebebi de bu. Dünyada neden hayat olduğunu hikayesini duydunuz mu? Hiç mi? Hayır. Bu hayatın sırrı. Bu olmasaydı burada olmazdık. Pekala. Neden bu ve buradaki eğimler size hayatın sırrını söyleyeceğim. Ama önce size beraberce mevcut olma çizgisinin ne olduğunu hatırlatayım. Beraberce mevcut olma durumunda dp bölü dt eşittir delta s bölü delta v eşittir delta h bölü t delta v idi ki bu Clapeyron eşitliğiydi. Bu katı sıvı eğrisinin eğimine bakınca delta s eşittir s sıvı eksi s katı, bu da büyüktür 0 olur. Çünkü sıvı halinin entropisi katı halininkinden çok daha büyüktür. Katı kristalde entropi epey küçük, sıvı hali ise çok daha düzensiz. Dolayısıyla bu sıfırdan büyük, evet. Sorunuz mu var? Bu durumda suda sıvı mı daha düzenli oluyor? Hemen hemen her şey bu eğime sahip. Bu negatif bir eğim. Suyun ise pozitif bir eğimi var. Su hariç, su ise pozitif eğime sahip. Tamam mı? Doğru değil mi? Değil. Pekala, o zaman tartışmaya geri dönelim. Ve elimizde delta V var. Ve delta V'de V katı eksi V sıvı, tabi mol başına. Hemen hemen her madde için V katı V sıvıdan küçüktür. Dolayısıyla bu negatif. Dolayısıyla her madde için delta S bölü delta V negatif. Haklısınız. Bunların yeri değişecek. Doğru. Bunların yeri değişecek. Burada katıdan sıvıya geçiyoruz. İşte o yüzden bunların yerini değiştirdim. Bu su için. Niye bu benim notlarımda ters? Ama bunu düzeltmem gerek. Dolayısıyla birçok madde için bu pozitif. Grafiği de düzeltelim. Birçok madde için doğru. Birçok madde için bu pozitif. Evet. Grafiği de düzeltmemiz gerekiyor. Bu birçok madde için doğru. Yine su ve silikon için hariç. Su ve silikon için bu ters. Çünkü su için katının molar hacmi sıvınınkinden büyük. Dolayısıyla bu fark sıfırdan küçük. Teşekkürler. Bunu yakaladığınız için. Eğer katının molar hacmi sıvınınkinden büyükse ne olur? Maddenin yoğunluğu molar hacmin tersi olduğuna göre katının yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçük olur. İşte bu yüzden bu sıvı, buz sıvı sudan daha az yoğundur ve suda yüzer. Suyun üstünde yüzer bu sebepten buz. Pekala buz suda yüzmeseydi kışın neler olurdu? Örneğin Charles Nehri'nde. Tabanda birikerek donardı ve biz de hiç balık tutamazdık. Bu durumda hayat olmazdı. Bu hayatın sonu olurdu. 500 milyon yıl önce ne bir balık, ne bir dinozor, ne de insan olurdu. Bu husus silikon elde etmekte de çok işimize yarar. Özellikle silikonu işlemekte hayatın bir başka gizemi, yoksa medeniyet olmazdı. Belki halen taşları kullanıyor olurduk. Dolayısıyla bu çok çok önemli. Neyse, bu başka bir hikaye. Burada olan şey bakınca son derece işe yarayan bazı yaklaşımlar yapabileceğiniz. Birinci yaklaşıma göre gazın molar hacmi hem katının molar hacminden hem de sıvının molar hacminden çok çok büyüktür. Dolayısıyla delta V süblimleşme veya delta V buharlaşma gördüğümüz her yere ki bunlar gazın hacmi, katının hacmi ve gazın hacmi, sıvının hacmi şeklindedir. Burada katı ve sıvının hacmini kolaylıkla ihmal edebiliriz ve delta V kabaca gazın hacmine eşit olur. Dolayısıyla bu yaptığımız ilk varsayım. Şimdi yukarıda yazdığımız Clapeyron denklemine bakarsak ve bu varsayımda kullanarak beraberce mevcut olma çizgisi üzerinde dp bölü dt eşittir delta h bölü t ve gaz olur. Süblimleşme veya buharlaşma için beraberce mevcut olma çizgisi üzerinde ama. Artık paydada delta v yok. Yapabileceğiniz ikinci varsayım tüm gazları ideal farz etmektir. Dolayısıyla gazın hacmi yerine ideal gaz yasasını kullanabiliriz. Bunları 1 mol için yapalım. Dolayısıyla V eşittir RT bölü P olur. Bunu burada yerine koyarsak, elimize Clausius-Clapeyron denklemi geçer. Tabii bu yaklaşık bir değerdir. Burada RT bölü P koyarsak elimize P delta H ki bu süblimleşme veya buharlaşma olabilir bölü RT kare geçer ki bu da dP bölü dt süblimleşme veya buharlaşmaya eşittir. Bu Clausius-Clapeyron denklemidir. Bu denklemi elde etmek için iki tane önemli varsayımı yapmış bulunuyoruz. Ancak bu ifade katı sıvı geçişleri için geçerli değil. Sadece gaz varsa ideal gaz yaklaşımı yapabilirsiniz. Pekala, elinizde bu denklem varsa her iki tarafı da entegre edebilirsiniz. Sıcaklıkları bir tarafa, basınçları da bir tarafa alırsınız. Burası belki yeterli olmaz. Yeni bir tahtada yapalım. 1/P dpdt eşittir delta h bölü rt kare. 1 bölü p dp eşittir d ln p. Bu Clausius-Clapeyron ifadesinin başka bir şeklidir. D ln p bölü dt eşittir delta h bölü rt kare. Burada süblimleşme veya buharlaşma entalpisinin kastedildiği açıktır. Bu bir başka ifade şeklidir. Bir dakika, bu dt tamam, bir sorun yok. Şimdi de dt'yi diğer tarafa alır ve d log p'nin bir noktasının iki noktasına ve delta h rt karenin de birden iki noktasına integralini alırsak, daha önceden delta h'nin kabaca sıcaklıktan bağımsız olduğunu söylemiştik. Bu sıcaklık çok yavaş değişir. Ve sıcaklık aralığını dar tutmak kaydıyla bir sorun yok ki Clausius-Clapeyron problemlerinde olan durum genellikle budur. Delta H ve R değerini integralin dışına çıkarabiliriz. Ve her iki tarafı da integre edersek ln P2 eksi ln P1 eşittir. Ln P2 eksi ln P1 eşittir delta H çarpı R. Hayır, delta H bölü R tabii ki çarpı T2 eksi T1 bölü T2 çarpı T1 olur. Bu denge sabitinin sıcaklığı olan bağlılığına çok benzer. Hatta bazıları bu denklemi denge sabitlerinin sıcaklığa bağlılığını göstermekte kullanmaktadır. Tabi bu sıkıntı yaratmakta. Bunlar aynı denklemler değil ama kabaca aynı formdalar. Bu denklemin bir farklı şekli de P1 ve T1'in referans değerleri olarak alınıp 1 bar ve 298 Kelvin gibi basıncın sıcaklığa bağlılığını veren bir denklem çıkarmaya çalışmaktır. Denklemi düzenlersek P1 ve T1 referans noktaları olup bir sayı şekline dönüşür. Dolayısıyla bu denklem genellikle ln p eşittir delta h bölü rt, buralarda bir delta h bölü rt ama burada bir eksi işareti olmalıydı. Delta h bölü rt karenin integralini alırsak eksi gelir. Tamam, onu t2 eksi t1 almak suretiyle halletmişiz. Ama hala eksi işaret sorunu var. Bir eksi işaret sorunu var. Notlara bir bakalım. Eksi 1 bölü t1. Bir bakalım hata nerede? Nerede olabilir hata? Evet. Eksi T1, T2, T1. Evet. Tamam, sorun yok. Eksi işaret sorunu yok. Artı bir sabit. Bu ifadenin bu şekilde gösterimiyle çok sık karşılaşacaksınız. Bu size bir madde için basınçla sıcaklık arasındaki ilişkiyi verir. Referans nokta ile ilgili tüm bilgi ise bu sabit içindedir. Bu T1 ve T2 değerleri buradan gelir. Pekala. Herhangi bir soru var mı? Şimdi ufak bir örnek yapacağız. Bunların kullanımı ile ilgili. Şimdi bu örneğe bakalım. Önce notlarınızdaki örneğe bakalım. Bu örnek RDX ile ilgili bir örnek. RDX çok ünlü bir patlayıcı. Eminim ki biliyorsunuz. Çok bilinen bir patlayıcının erime noktası 208 derece. Yani 481 Kelvin. Çok güçlü bir patlayıcı olup X ışınıyla görünmez. Dolayısıyla havaalanları için büyük bir tehlike. Biri bavulunda bu maddeyi taşıyorsa bunu nasıl tespit edebiliriz? Bunun için buhar basıncını kullanabiliriz. Öyle bir cihaz bulmalıyız ki bu cihaz oda sıcaklığında buhar fazındaki RDX moleküllerine hassas olsun. Bunu yapmak için bir deney yapıyoruz ve buhar basıncını sıcaklığa bağlı olarak ölçüyoruz. Oda sıcaklığında uçucu olmadığı ve buhar basıncı epey düşük olduğu bulunuyor. Dolayısıyla hassas bir sonuç elde etmek için deneyimizi oda sıcaklığından birkaç derece yüksek bir sıcaklıkta yapıyoruz. Bunu erime noktasına yakın bir sıcaklıkta yaparsak RDX'in süblimleşmesine bakıyoruz demektir. Bunu 400 Kelvin'de yapalım. Erime noktası da zaten 482 Kelvin. Bu erime noktasının altında olduğundan süblimleşmeyi inceliyoruz demektir. Evet. Ln P'yi 1/T'ye karşı grafiğe geçirirsek Clausius-Clapeyron denklemine göre bu doğrusal olmalı. RDX ile yapılan deneyler kesinlikle buna uyuyor. Veri noktaları bir doğru üzerine düşüyor. Bunu oda sıcaklığına ekstrapole etmek mümkündür. Oda sıcaklığına ekstrapole edebiliriz. Şuralarda bir yerde 300 Kelvin ve buna karşılık gelen LNP değeri de bu. Notlarınızın son sayfasına bakarsanız RDX'in oda sıcaklığındaki buhar basıncı -10 / -11 bar olduğunu görürsünüz. Bu trilyonda 10 gibi bir oran. Eğer havaalanında molekül emici bir aletle bunu yapacaksak bu aletin bu kadar küçük bir oranı tespit etmesi gerekir. Bu gerçekten küçük bir miktar. Bu çok küçük bir miktar gerçekten. Bu size bu tip aletlerin tasarımının ne kadar zor olduğunu ve neden bu kadar pahalı olduklarını gösterir. Pekala. Bir sonraki örneğe geçmeden bir sorunuz var mı? Evet, buyurun. P'yi bu şekilde yazmak yerine neden eksponansiyel olarak yazmıyorsunuz? Buraya eksponansiyel mi koyalım? Bu şekilde yazıldığını hiç görmedim ama bu şekilde yazılamayacağını göstermez. Ancak bu çok daha kolay bir gösterim şeklidir. Çünkü burada doğrusal bir ilişki var. Biz de doğrusal ilişkileri tercih ederiz. Şimdi de biraz daha karmaşık bir örnek yapalım. Çoğu zaman elimizde saf madde bulunmaz. Elimizde bir çeşit karışım vardır. Örneğin elimizde oda sıcaklığında bir bardak su varsa bu bardak suyun üzerinde hava vardır. Burada H2O var. Ve su dolu bardağın üzerinde de hava var. Hava su ile reaksiyona girmediğinden suyun üzerinde inert bir gaz var demektir. Şimdi şunu sorayım. Bu inert gaz mevcudiyetinde suyun buhar basıncı nedir? Bu yukarıda incelediğimiz problemle aynı değil. Çünkü bu gaz sıvı faz diyagramı ve Clausius-Clapeyron denklemi sadece saf maddeler için geçerli. Oda sıcaklığında sıvı fazdayız. Beraberce mevcut olma çizgisinde değil. Oda sıcaklığında ve bir bar basınçta. Dolayısıyla bu sistem yerine elimde bir bardak su olsun ama üstünde hiçbir şey olmasın. Sadece bir silindir olsun. Tabii yüzeyim doğrusal bir çizgi, yoksa silindire yerleştiremem. Burası şu su çizgisi, tepede bir bar basıncı olsun. Silindirim tam olarak yüzeye otursun. Tam olarak otursun ama. Dolayısıyla tüm yüzey bir bar basınç altında ama bir bar sıvı fazda. Dolayısıyla bu basıncı beraberce mevcut olabilme çizgisine kadar düşürelim. 0,1 bar gibi bir şey, çok ufak bir değer. İşte çalıştığımız yer, çalıştığımız yerde burası. Bu saf sistem ama şimdi bu sistemde çalışıyoruz. Yukarıda hava var. Silindirimiz burada olsun. Basınç 1 bar ve burada suyun buhar basıncının ne olduğunu bulmak istiyoruz. Sıfır mı? Tahmin yürütmek isteyen var mı? Sıfır mı? Hayır. Orada bir buhar basıncı olduğunu biliyoruz. En iyi tahmin buradaki buhar basıncını yukarıdaki faz diyagramı kullanarak bulacağınız saf su için olan buhar basıncına epey yakın olanıdır. Buradaki anahtar kelime de epey yakın olma kelimesidir. Tamamen aynı değil ama. Notlarınıza bakmadan şu soruyu cevaplayın bakın. Bu problemdeki P su değeri saf durum için Clapeyron denkleminde elde edilen P su değerinden, yani P H2O değerinden büyük müdür, küçük müdür, yoksa aynı mıdır? Kaç kişi aynı olduğunu düşünüyor? Peki küçük olduğunu. Birkaç kişi küçüktür diyor. Peki büyük olduğunu düşünen? Birçok kişi cevaplamadı. Kanımca eğer burası ile burası arasındaki farkı düşünürseniz belki de nereye gitmesi gerektiğini bulursunuz. Kısmi basıncın hangi tarafa gitmesi gerektiğini, buradaki oda sıcaklığında ve bir bar altındaki suyun kısmi basıncının faz diyagramında bulunana göre ne olacağını tahmin edebilirsiniz. Size biraz zaman vereyim ve notlarınıza bakmadan bunlardan hangisinin doğru olduğunu bulunuz. Problemi yapın ve ne olduğunu da bulun. Tamam. Evet. Kaçınız büyüktür diyor. 1, 2. 2 kahraman kişi var burada. 2. Tamam. Kaç kişi küçüktür diyor. Büyük bir sayı. Kaç kişi sıfır olduğu fikrinde bir kişi eşit olduğunu düşünüyor. Pekala. Pekala. Güzel. Yapalım bakalım nasıl çıkacak. Bunu yapmadan da aslında bulabiliriz. Bunun için geçerli bir sebep var. Dolayısıyla bunu kolaylıkla bulabilmelisiniz. Elimizde bir sistem var. Burada da bir tekrar çizeyim. Altta bir sıvı olan bir kap var. İllaki olması şart değil. Bir sıvı. Bir P toplam basıncında. O yüzden büyük harf yazıyorum. Yukarıda P toplam basıncı olsun. Ve sıcaklıkta T. Üstte ise iki tane madde var. Gaz halinde A bir pH kısmı basıncında ve T sıcaklığında. Bir de inert gaz var. P inert kısmi basıncı da diyelim buna da. Dolayısıyla inert gazın kısmi basıncı ile A'nın kısmi basıncının toplamı toplam basınca eşit. Aynen su ve havada olduğu gibi buradaki soru, ama önce birkaç tanımlama yapalım. P0 saf A'nın buhar basıncı olsun. Bu yukarıdaki diyagramdan okuduğunuz değer. Buradaki soru A'nın kısmi basıncının toplam basıncın fonksiyonu olarak ne olduğu. Aradığımız şey bu. Toplam basıncın artmasının anlamı oraya daha fazla gaz konulduğudur. Peki bu ne olur? Yükselir mi? Düşer mi? Aynı mı kalır? Yukarıdaki oylamaya bakınca daha fazla gaz eklenince çoğu kişinin azalacağını düşündüğünü görüyoruz. Biliyorum ki P büyük harf PA'ya eşitse PA eşittir P0. Hiç inert gaz yok. Tabii bu bir uç durum. Eğer inert bir gaz yoksa kısmi basınç grafikten okuduğumuz değerdir. PA'nın P'ye göre değerinin ne olduğunu sormanın bir başka yolu eğimin ne olduğunu sormak. Burada bir nokta var ve bunun türevini alırsam eğimi bulurum. Başka bir deyişle sabit sıcaklıkta DPA bölü DPN. Sıcaklık sabit tabi. Bunu hesap etmek oldukça kolay. Eğimlerin hesabı mutlak değerlerden daima daha kolaydır. Dolayısıyla elimizde bir denge var. Sıvı ile gaz arasında bir denge var ve parametreyi değiştirdiğimizde bu dengeye ne olacağını bulmak istiyorum. Dengeden bahsederken neyle başlarız? Aklımıza gelen ilk şey kimyasal potansiyel değil mi? A'nın gaz fazındaki kimyasal potansiyelinin A'nın sıvı fazdaki kimyasal potansiyeline eşit olması gerekir. Başlamak için başka bir şey düşünemiyorum. Dolayısıyla bununla başlayalım. İşe kimyasal potansiyellerin birbirine eşit olduğunu yazmak suretiyle başlayalım. Çünkü bunun doğru olduğunu biliyoruz. Yani μ A gaz fazında T sıcaklığında PA kısmi basıncında eşittir μ A sıvı fazda T sıcaklığında ve P toplam basıncında. Daha neler biliyoruz ve daha nelere ihtiyacımız var? Bunu yapmadan evvel türevsel ifade peşinde olduğumuza göre her iki tarafında türevini alalım. Çünkü aradığımız değer basınca göre olan bir türevsel ifade. Pekala, her iki tarafında P'ye göre türevini alalım. Bakalım ne olacak? Bunun toplam basınca göre türevini alalım ama bu toplam basınç değil, kısmi basınç, ama bu toplam basıncın bir fonksiyonu. Çünkü A'nın kısmi basıncı toplam basınç P inert eksi P inert değerine eşit. Dolayısıyla zincir kuralını kullanmamız gerekecek. Burada D mu A bölü D P A T sabit sıcaklığında. Bu arada her iki tarafında D bölü DP sıcaklık sabit değerlerini buluyoruz. Zincir kuralına göre DPA bölü DP sabit sıcaklıkta. Sağ tarafta ise D mu A bölü DP yine sabit sıcaklıkta olur. Pekala. D mu bölü DP değeri size tanıdık geliyor mu? Bunları asla hatırlamam ama hatırladığım şey bu ilişkilerin son derece ilginç olmaları. Özellikle kimyasal potansiyel gibi bir parametreden bahsediyorsak, biliyorsanız bu Gibbs serbest enerjisinden başka bir şey değildir. Bunun P'ye göre türevini alırken Gibbs serbest enerjideki değişkenlerin basınç ve sıcaklık olduğunu biliyoruz. Bu değişkenin Gibbs serbest enerji değişkenlerinden biri olduğunu bildiğimize göre bu türevsel ifadenin ne olduğunu da bilmemiz gerekir. Önce Gibbs serbest enerjisinin ne olduğunu hatırlayalım. DG eşittir VDP eksi SDT. Bu Gibbs serbest enerjisi için temel olan denklem. Bu mol başına olan Gibbs serbest enerjisi ki bu da kimyasal potansiyel olarak yazıyoruz. Ve bu basınca göre olan türev, bu da sıcaklığa göre olan türev. Dolayısıyla bu değer sabit sıcaklıkta D mu bölü DP. Elimizde bu denklem vardı. Ve buradan D mu bölü DPA elde etmiştik. Ama burada D mu bölü DP var. Bu gaz fazının mu değeri olduğuna göre bu gazın molar hacmine eşit. Dolayısıyla bu V gaz çarpı DPA bölü DPA olur. Bu çok güzel çünkü aradığım değer bu. A'nın kısmi basıncının toplam basınçla nasıl değiştiği, ölçmek istediğim değer de bu. Bunun ne olduğunu biliyorum. Bu sadece deneysel bir rakam. Öbür tarafa bakınca bu sıvı faz. Dolayısıyla bu da sıvının molar hacmi. Harika. Hallettik işte. Bu kadar. Buradan sabit sıcaklıkta DPA bölü DP eşittir sıvının molar hacminin gazın molar hacmine oranı olur. Peki işareti ne? Hacimler pozitiftir. Dolayısıyla bu da pozitif olmak zorunda. Başka seçenek yok. Sıfır da olamaz. Mutlaka pozitif olmalı. Bunun anlamı eğimin de pozitif olması. Yani toplam basıncı artırdığımızda PA da yükselmeli. Bunun toplam basınç PA'ya gidecek şekilde entegre edersem şu şekilde bir eğri elde ederim. Bu eksene P inert değerini, dolayısıyla P inert eşittir 0 ise toplam basınç PA'ya eşit. Dolayısıyla burada bir P0 değerinden başlayıp yukarı doğru çıkmam gerekir. Eğim pozitif. Dolayısıyla kim haklıydı? İki kişi doğruydu. Peki bunu biraz farklı şekilde düşünelim. Farklı bir yol. Matematiğini yaptık. Bu çok ufak bir miktar. Dolayısıyla yukarıdaki grafiğe sadık kalmakla çok iyi bir iş yaptık. Notlarda bunun civa için ne kadar değiştiğini gösteren bir örnek vardı. Dolayısıyla 100 derecedeki saf civa için buhar basıncı 0,270 bar. Eğer buna toplam basınç 1 bar olana dek yeter derece inert gaz eklerseniz 0,270'den 0,271'e gidersiniz ki bu da pek büyük bir değişim sayılmaz. 100 bara çıksanız bile bu değer ancak 0,280 olur. Dolayısıyla büyük bir değişim oluşturmak için tepede bayağı yüksek bir basınca ve inert gaza ihtiyaç var. Peki neden bir değişim yapacağını mantıksal açıdan düşünelim. Burada inert gaz olmasa sadece saf madde olurdu ama biraz inert gaz ekledik. Yukarının entropisi ne olur? Artar değil mi? Sistem daha fazla entropiye sahip olmak ister mi? Tabii ister. Burada büyük miktarda inert gaz ve az miktarda A bulunur. Peki bu inert gaza birazcık daha A eklersek? Biraz daha A eklersek entropi nasıl değişir? Biraz daha artacak değil mi? Daha düzensiz bir hal alacak. Burada hiç A olmasa karışma entropisi de olmaz. Biraz A, biraz karışma entropisi. Dolayısıyla A arttıkça karışma entropisi artacak ve sonunda da düşecektir. Çünkü tepede sadece saf A olacaktır. Dolayısıyla yukarıda olan bu karışma entropisi kısmi basıncın artmasının altındaki itici güçtür. Entropi son derece önemli bir terimdir. Karışma entropisi dengeden sorumluydu. Karışma entropisi olmasaydı her şey direkt olarak ürünlere giderdi. Denge kavramı olmazdı. Hayatın bir başka gizemi de bu. Dolayısıyla bu pozitif eğimin altındaki sebep karışma entropisidir. İşte bu sebepten herhangi bir işlem yapmaksızın karışmanın işaretinin ne olacağını hemen tahmin edebilirsiniz. Pekala, bir sorunuz var mı? Evet. Notlarda bir örnek problem daha var. Bu standart bir problem. Burada size bir madde için Clausius-Clapeyron denklemi verilir. Bu formatta ancak bu formda ancak burada delta H RT'ye bölünmüş artı bir sayı ama burada eksi olarak verilmiş. Yani başta bir eksi işareti var. Yani elinizdeki madde için delta H negatif ve sıvı faz için verilmiş. Bu sıvının ve katın üzerindeki buharın basıncıdır. Dolayısıyla bu denklemi düzenlemek suretiyle farklı özellikleri tespit etmek de mümkündür. Üçlü nokta, bu çok yapılan bir uygulama. Delta H'yi elde ederken RDX'ten yaptığımız gibi elde edilen veriler bir doğru verir ve eğimden de delta H bulunur. Örneğin RDX'in süblimleşme delta H değeri bu denklem problemlerde bu şekliyle kullanılır. Bu problemi yapmayacağım. Bunun yerine dikkatinizi bir sonraki konuya çekeceğim. Bu konuyu bahar tatilinden sonra inceleyeceğiz ve bu konu bu olayı direkt olarak izler ama daha karmaşıktır ve bu probleme de çok benzer. Gerçek hayatta da gördüğünüz gibi, evet sorabilirsiniz. Bu konularla ilgili bir sınav var değil mi? Sınav. Bakın bunu unutmuştum. Bugün yapılması gereken bir set probleminiz var. Sınav bugün verilmesi gereken problem setine kadar olan kısımları kapsayacak. Bunun anlamı bugün anlattığım konunun dahil olmadığı, çünkü problem setinde yok. Tamam mı? Bu çarşamba anlatılanlara kadar. Yani faz geçişi problemlerine başlamanızda fayda var. Faz geçişlerine kadar olması sizin için büyük şans. Evet, şans. Çünkü çok basit. Ancak Clausius-Clapeyron denklemi düşünmek zorunda değilsiniz. Clapeyron'dan sorumlusunuz ama Clausius-Clapeyron'dan değil. Pekala. İmtihana hazırlanmanız için geçen seneki imtihanı web'e koyacağız. Dolayısıyla tekrar etme imkanınız olacak. Evet, buyurun. Çözümler de olacak mı? Çözümler mi? Tabii kesinlikle. Başka sorunuz var mı? İmtihan hakkında. Hatırlayamıyorum. Bir problem seti var mıydı? Bugün yapılması gereken bir problem seti yok mu? Güzel. Doğrusu daha hazırlamadım. Ama hemen hazırlayacağım. Başka bir şey var mıydı? Size tatilden sonra ne yapacağımızı anlatayım. Tatilden sonra koligatif veya sayısal özelliklerden bahsedeceğiz. Koligatif özellikle ozmotik basınç, karışımlarda buhar basıncının düşmesi gibi özelliklerdir. Burada saf sıvı yerine bir karışım alınır ve bunun sonunda üstteki buhar basıncı düşer. Bunun neden düştüğü üzerinde tahmin yürütmek isteyen var mı? Sihirli kelime neydi? Karışma entropisi değil mi? Burada sıvıdaki karışma entropisi daha yüksektir. Mesela su tuz karışımını alalım. Su uçucudur ama tuz değil. Bunun sonucunda bu karışımın buhar basıncı saf suyunkinden daha düşük olur. Tuzlu sudaki karışma entropisinden dolayı. Su tuz karışımında erime noktası çok daha düşüktür. Bu bir koligatif veya sayısal özelliktir. Ozmotik basınç ki daha önce duyduğunuz tatlı su balıklarının tuzlu suda mutlu olmamalarının sebebi yine bir koligatif özelliktir. Bu koligatif özelliklere gireceğiz ve bunu yaparken sıvı haldeki karışımları göz önüne alacağız. Burada gaz fazındaki karışımlardan bahsetmiştik. Burada da sıvı fazdaki karışımları göz önüne alacağız. Buradaki amacımız bu karışımlarda bu özelliklerin nasıl değiştiklerini tahmin etmek. Dolayısıyla elimizde olan standart karışım için bu gaz ve sıvı karışımları birleştirelim. Elimizde iki tane madde var, A ve B. Bunu mümkün mertebe genelleştireceğim. Burada sıvı fazda A ile sıvı fazda B var. Bu örneğin vodka olabilir. Su ve etanol gibi. Su ve etanolün her ikisi de uçucu. Tabii gaz fazında da su ve etanol olacak. Sıvı fazda mükemmel karışabilen bir karışım var. Bileşenlerin sıvı fazdaki mol kesirleri XA ve XB olsun. Gaz fazındaki mol kesirlerine de ve gaz fazdaki moler kesirleri ise YA ve YB diyelim. Gazdaki mol kesirlerinin sıvı haldekilerine eşit olması için hiçbir sebep yok. Bunu biliyoruz çünkü etanol sudan daha uçucu. Dolayısıyla elinizde bir bardak vodka varsa alkol kokusunu alırsınız. Suyun buharlaşması çok daha yavaş. Gerçek buhar basıncına çok yakın. Burada size basıncı ve sıcaklığı verirsek bu mol kesirlerini bulmak için daha neye ihtiyacımız var? Düşünürsek eğer. Burada genellikle yeterli değişken var. Genellikle bize sıcaklık ve basınç verilir. Bu da bize her şeyi söyler. Burada elimizde bir karışım var. Burada 4 tane değişkene ihtiyacımız var. Sıcaklık, basınç, A'nın sıvı fazdaki mol kesiri ve A'nın gaz fazdaki mol kesiri. Bundan fazlasına ihtiyacımız yok. Hatta daha azı bile yeterli. Bunlar bizim kolayca tanımlayabileceğimiz 4 tane değişken. Burada YB ve XB'ye ihtiyacımız yok. Çünkü mol kesirlerin toplamı 1'e eşit. Dolayısıyla YB eşittir 1 eksi YA ve XB eşittir 1 eksi XA. Dolayısıyla bunlar en önemli değişkenler. Ancak burada bazı sınırlamalar var. Evet, bir sınırlama var. Bu sınırlamaya göre biz beraberce mevcut olma noktasındayız. Burada gaz fazı ve sıvı fazı beraberce mevcut. Peki sıvı fazdaki A ile gaz fazındaki A'nın beraberce mevcut olması ne anlama geliyor? Kimyasal potansiyel, yani sıvı fazdaki A ile gaz fazındaki A'nın kimyasal potansiyelleri birbirlerine eşit. Burada iki tane sınırlama var. Birincisi μA sıvı eşittir μA gaz ve μB sıvı eşittir μB gaz. Dolayısıyla elimizde 4 tane değişken ve 2 tane de sınırlama var. Buna göre toplam bağımsız değişken sayısı 2. Çünkü bu toplam değişken sayısı eksi sınırlama sayısıdır. Veya XB ve YB'yi de eklersek elimizde 6 tane değişken ve 4 tane sınırlama olur. Ne olursa olsun serbesti sayısı 2'dir. Dolayısıyla 2 serbestlik derecesi mevcut. Buna göre eğer sıcaklık ve basıncı biliyorsanız beraberce mevcut olma durumunda her şeyi bilirsiniz. Çünkü bu durumda A maddesinin her iki fazdaki mol kesirlerini biliyoruz demektir. Bu son derece kullanışlı ve güçlü bir ifade. Veya A'nın mol kesri ile sıcaklığı biliyorsak tepedeki basınç bellidir. Dolayısıyla burada son derece karmaşık bir karışım var. Ve bu karışım hakkında her şeyi söyleyebilmemiz için iki şey bilmemiz yeterli. Evet, burada yaptığımız şey Gibbs'in faz kuralına bir örnektir ki bu daha önce gördüğümüz bir örnek. Bu çizdiğimiz diyagrama Gibbs'in faz kuralını uygulayalım. Gibbs faz kuralı sınırlama sayısı belli ise bize bağımsız değişken sayısını veriyordu. Buna göre Gibbs faz kuramı karışımda veya böyle bir karmaşık sistemdeki bağımsız değişken sayısı F eşittir C, yani bileşen sayısı. Burada iki tane bileşen var, A ve B. Faz sayısı P ki burada iki tane faz var, katı ve sıvı. Artı 2, burada örnekte iki tane bileşen A ve B. Burada örnekte iki tane bileşen A ve B ve iki faz sıvı ve gaz var. Dolayısıyla F eşittir 2 eksi 2 artı 2, bu da eşittir 2. 2 serbestli derecesi, 2 tane bağımsız değişken. Bu diyagrama geri dönersem burada C bir tek bileşen, eğer burada bulunuyorsam tek bir faz var, sıvı faz veya gaz fazı. Dolayısıyla P eşittir 1. Buradan F eşittir 1 eksi 1 artı 2 olup 2 serbestli derecesi çıkar. Dolayısıyla saf faz bir düzleme karşılık gelir. 2 serbestli derecesi var. Dolayısıyla bu düzlemin her yanında rahatlıkla hareket edebilirim. Beraberce mevcut olma çizgisinde faz sayısı 2. Dolayısıyla F eşittir 1 eksi 2 artı 2. Bu da eşittir 1. Bu bir çizgi serbestli derecesi 1 ise dolayısıyla burada ancak bir çizgi üzerinde hareket edebilirim. Sadece çizgi üzerinde hareket edebilirim. Eğer üçlü noktaya gelirsek faz sayısı 3. Dolayısıyla serbestlik derecesi 0'a eşit olur. Burada artık serbestli derecesi yok. Sadece tek bir noktada çakılıyız. Dolayısıyla bu C eşittir 1 iken Gibbs faz kuralına özel bir örnektir. Bu ise daha genel bir örnek. Gelecek ders Gibbs'in faz kuramını türeteceğiz ki o kadar zor değil ve koligatif özelliklere başlayacağız ve buna örnek vereceğiz.